Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine şöyle kolay iğneden tığa çıtı pıtı bir model yapacağız. Size ilk önce şöyle bir iğne yuvasını göstereyim. Bakın arkadaşlar, iğne yuvasında sinek kanadı dediğimiz yapraklar oluşturulmuş. Üzerine minik minik çıtı pıtı rengarenk bu şekilde renklendirerek çiçekler yapılmış. Evet, şimdi bunu size tığa çevirdim. Benim tığa çevirmiş olduğum modelimde şöyle bakın arkadaşlar, birebir aynısı oldu. Şöyle göstereyim. Bakın. Aynı zariflikte, oradaki renklerin de birebir aynısını kullandım. Gerçekten çok hoş ve bir de iğne yuvası gibi oldu. Bakın. İplerimi tabi her zamanki güzelce incecik esnettim. İğne zarifliğinde olması için bu şekilde de hazırladım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ilk önce bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. YouTube'un arama kısmına 696 yazarsanız oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve 7 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Üçer zincirden oluşan tığ battılar hazırlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girip kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Evet, bu şekilde 7 tane tığ battı yaptık ve 4 tane zincir çekiyorum. Ters tarafını çevirdim. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battının içine 4 zincirimi kapatıyorum. Bir yuva oluşturduk ve 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7 çevirdim. Bu 4 zincirden oluşturduğum yuvamın içine 7 zincirimi kapattım. 4 zincir. Yine ters tarafından 7 zincirli yuvanın içine girerek kapattım. 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Düz tarafına çevirip şöyle sinek kanadımın ilk yaprağını hazırladım. Şimdi arkadaşlar, sadece zincirleri sıkı çekmek yeterli kalmıyor. İpi de güzelce esnetmek gerekiyor. Bir tane daha yapıyoruz. 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi buraya kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Çevirdim. 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 11 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Çevirdim düz tarafına. Hemen bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yuvamın içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, iki tane sinek kanadını oluşturduktan sonra şöyle dibine muhakkak bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Şöyle zarif duruyor. Bazen zarifliği yansıtamıyoruz arkadaşlar. İlk olduğu için buraya iki tane zincir çekiyorum. Diğer 6 tane yuvamıza da üçer zincirden tığ battı hazırlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle tığ battımın içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe günleri yatsıdan önce sela veriliyor. Yoksa saat 9'da sela olmaz. Evet, 4 oldu. 3 zincir. 5, 6, yine 3 tane zincir çekiyorum. 7.
Evet, 7 tane. Bakın bu şekilde tığ battı. Ara mesafesini veriyorum. 4 zincir. Çevirdim. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum ve 4 zincirli yuvamı buraya kapatıp 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Çevirdim. Şöyle. 4 zincir çekiyorum. 7 zincirli yuvama kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Çeviriyorum. Şimdi yanına aynısından bir tane daha yapalım. 7 zincirimi bu 4 zincirli yuvaya kapatıp şöyle bir tane yuva oluşturdum. 4 zincir çevirdim. Sinek kanadını bu şekilde yapıyoruz. Yine sıkı sıkı 11 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, çeviriyorum. Düz tarafına kapatıyorum sık iğneyle. Aşağı fazla meyletmesin diye şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın tığ battılar oluştururken aşağı meylediyor. Sadece buraya iki tane zincir çekiyorum. Hem sık iğne olduğu için onunla beraber 3 oluyor. Hem de 3 zincir çekince çok büyük oluyor arkadaşlar. Dibine 2, diğer 6 tane tığ battıyı 3 taneden oluşturuyorum. Bu 1. 3 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3. Hemen yandakine tekrar 3, 1, 2, 3. O iğne oyasında arkadaşlar sıkı sıkıydı. Ben de iğne oyasında hani o şekil çok güzel durmuş. Çünkü örnek, çünkü bakın çok hafif bir örnek. Ütülü dahi değil, sadece ipi esnetip sıkı çektiğim için bu şekilde kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Evim cami hemen 2-3 bina aralık var arkadaşlar, çok yakın. Hem sela bitsin. Sonra da şu pipiriklerin nasıl yapıldığını anlatayım inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi çimenini hazırladık ve sıra bu minik pipiriklerini yapmaya geldi. Hemen şöyle dip kısmından sık iğne ile buraya sabitledim. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Hemen bu sinek kanadının arasından girip buraya sabitledim. Bir, iki zincir. Yine bu yeşil yuvaya bu şekilde 5 tane ikişer zincirden böyle minik pipirikler yapacağız. 1, 2 zincir arasına girip kapattım. Zincirleri çok sıkı çekin ki kirpikler o şekil çok güzel duruyor arkadaşlar. İpi esnettim. Şöyle iğne oyası görüntüsü vermek için incecik olsun diye sıkı sıkı zincirler çekip böyle minik pipirikler atıyorum. Şöyle dibine de bir tane zinciri çekip dip kısmından yakıyorum. Bakın bu şekilde. Aynısını bir tanesini buraya yapalım. Evet, şöyle uç kısımlarını yaktım. Siz koparmadan direkt buraya mesela zincirle veya örümcekle geçip bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İp kopar yak olmasın diye de bu şekilde zincirli köprüyle geçebilirsiniz. Yine iki zincirimi çektim. Şöyle kirpik olarak sık iğneyle buraya sabitledim. Sık iğneyi şöyle sinek kanadının üzerine güzelce sabitleyelim. Bol olmasın dip kısmı. Bu şekil yapınca iğne oyası gibi duruyor. Bol olunca birazcık daha zarif durmuyor arkadaşlar. Sıkı sıkı iki zincir. Sinek kanadının içine sık iğne ile, şöyle sık iğnemiz de sıkı sıkı olacak. Böyle 5 tane kirpik yapıyorum. 4 tane oluştu. Sonuncu 2 zincirli kirpiği de buraya sıkı sıkı sabitledim. Hemen zincirimi de şöyle bir tane sökülmemesi için çektim. Kopardık.
Evet, bu kadar arkadaşlar. Bakın, tıpkı iğne oyasında olduğu gibi durdu. Bir de maviyi yapalım. Evet, diğer rengimizi de yapalım. Yine sinek kanadımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve iki tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Kapattım bu ilk kirpimiz. Yine iki tane zincir sıkı sıkı. Sinek kanadının arasına kapatıyorum bu ikinci kirpiğimiz. 1 2 zincir. Bu 3 4 ve 5. Dibine de koparmadan önce muhakkak bir zincir çekiyorum sökülmemesi için. 2 zincirden 5 tane kirpik hazırladım. Bakın, bu leylek arkadaşlar daha zarif duruyor. Bu sarı rengim altın başaktı. İp tercihiniz leylek olursa daha güzel durur. Diğer kanadını da yaparak işlemimizi tamamlayalım. Sık iğne ile sabitledim. İki tane zincirimi çekip kanadımızın içine sık iğne ile sabitledim. Yine iki tane zincir çekiyorum. Sabitliyorum. 2 zincir. 3 oldu. 2 zincir. 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Sonuncu kirpiği de kapatıyorum. Şöyle sıkı sıkı dibinde. Bir tane de zincirimi çekip ipimi kısa kesiyorum. Evet, diğer kanadını da bu şekilde hazırladık. Şöyle elinizle yaptıktan sonra bombirlik yapınca da kendiliğinden şekil alıyor arkadaşlar. Hemen yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Bakın, çok hoş ve güzel oldu. Buradaki marifet arkadaşlar, oyadaki marifet ipi incecik ve zinciri çok sıkı çekmek. Oyanın böyle ütülü kalıp gibi durması ve güzel ve zarif iğne oyasına benzemesi. Bakın, ütü yok. Arka tarafı da bu şekilde. Ne ön tarafında ne arka tarafında ütü olmadığı halde çok güzel duruyor gerçekten arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Renkleri de birebir oradakiyle aynı yaptım. Mavinin tonu biraz daha koyu olabilir. Evet, şöyle bir de sallantılı haline de bakıtayım. Daha net. Çıtı pıtı, zarif, böyle iğne oyası görünümlü modellerden hoşlanıyorsanız bence denemelisiniz. İnşallah işinize yarayan da net ve güzel bir çekim olur arkadaşlar. Şöyle montajı da güzel bir, şöyle işinize yarayan çekim olmuştur. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.